Merhaba arkadaşlar, Azı Var Çoğu Yok kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsedeceğim. Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 9.6 milyon kilometre karelik yüz ölçümü ile Türkiye'nin 12 katından daha büyüktür. Rusya ve Kanada'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü, Asya kıtasının ise en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Ülkenin kuzeyi ve güneyi arasındaki uzaklık yaklaşık 5500 kilometre, doğu ve batısı arasındaki uzaklık yaklaşık 5000 kilometredir. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini Çinliler oluşturmaktadır. 1,5 milyara yakın nüfusu ile dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesidir. Nüfusun en yoğun olduğu bölgelerde kilometre kareye yaklaşık 400 kişi düşmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yönetim şekli tek partili üniter sosyalist cumhuriyettir. Çin'in başkenti Pekin. Çin'in nüfusu 1.4'tür. Çin'in yüz ölçümü 9.596.961 km²'dir. Çin para birimi ise Çin Yuan'ıdır. Çin'de resmi dil olarak Çince konuşulur. Türkiye'ye uzaklığı ise 9 ila 10 saat arasındadır. Hem ölçü hem de nüfus anlamında büyük bir ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde halen konuşulmakta olan 292 dil vardır. Bunlar arasında Çince ülkenin resmi dilidir. Tanınan diller ise Moğolca, Tibetçe ve Uygurcadır. Çin'in konumu: doğusunda Doğu Çin Denizi ve Sarı Çin Denizi bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, güneyinde Hindistan, Vietnam, Birmanya ve Laos'a, güneybatısında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyinde Moğolistan'a, kuzeybatısında Rusya ve Kuzey Kore Cumhuriyeti'ne komşudur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Büyük Okyanus ile kıyı şeridi 14.450 km'dir. Kuzeyindeki Gobi ve Taklamakan çölleri ile güneydeki tropikal iklim arasında sık olarak değişik gösterilen bir iklim ve yeryüzü çeşitliliğine sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü nehri olan Yangtze ve altıncı en büyük nehri olan Sarı Nehri, ülkenin en büyük tatlı su kaynaklarıdır. Çin Halk Cumhuriyeti'nde din ve inanç. Antik çağlardan beri Çin halkının dini çoğulculuk olarak tanımlanır. Buna örnek olarak ülkede Budist ve Çin folklorik dinlerine ait pek çok tapınak mevcuttur. ABD'li araştırma kuruluşu Pew Research Center'ın dünya genelinde yaptığı herhangi bir dine mensup olmayla alakalı araştırması, Çin'de yaşayanların 700 milyonunun herhangi bir dine inanmadıklarını göstermektedir. Ancak resmi verilere göre Çin'de yaşayanların %80'inin Çin dinlerine inandığı görülürken, %6.3'ünün ateist, %6.2'nin Budist, %2.3'ün Hristiyan olduğu görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı. Çin ekonomisi son 10 yılda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda şaşırtıcı bir büyüme yaşadı. Çin Halk Cumhuriyeti 1978'de ekonomik reformlar programına başladığından bu yana toplam ticaret rakamları yaklaşık 100 ile 4.2 trilyon ABD dolar arasında bir artış gösterdi ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük birinci ekonomisi oldu. Özellikle 1980'li yılların sonunda sanayi ve inşaat sektörlerindeki büyüme hızı ile günümüzde dünyanın üretim merkezi haline gelmiştir. Elektronik eşya ve makineler toplam ihracatın %55'ini oluştururken, tekstil %13'ünü, inşaat malzemesi ve ekipmanları %7'sini oluşturuyor. Ayrıca ürettiği ürünler için yeni pazarlar açan birçok ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmaları imzalamıştır. 2003 yılında Çin, Hong Kong ve Macao ile daha yakın ekonomik ortaklık düzenlemesini imzaladı. Çin ile Asya ülkeleri arasındaki Ocak 2010'da bir serbest ticaret anlaşması FTA imzalandı ve dünyanın en büyük 3. serbest ticaret bölgesi kurulmuş oldu. Çin, Avustralya, Şili, Kosta Rika, Kore, Pakistan, Peru, Yeni Zelanda ve Singapur gibi ülkelerle birlikte FTA'yı kurdu. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi, Japonya, Norveç ve Sri Lanka ile müzakere edilen başka FTA'lar da imzalandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde iklim. İlkbahar ve sonbaharlarda gündüz sıcaklıkları
20 ile 30 derece arasında değişmektedir. Yine de geceleri çok soğuk olabilir. Farklı iklimi nedeniyle Çin'in farklı bölgelerinde hava önemli ölçüde değişiklik gösterir. İlkbaharda Çin'in doğusunda hava sıcaklığı nispeten ılımlı, hava soğuk, rüzgarlıdır ve nadiren kum fırtınaları görülebilir. Hava ağırlıklı olarak kurudur. Yaz aylarında doğuda hava sıcaklığı artı 24 derecenin üzerine çıkarken maksimum yağış miktarı yaz döneminde düşer. Şaşırtıcı bir şekilde sonbaharın ilk ayları en güneşli zamanlardır ve hava oldukça yumuşaktır. Hava sıcaklığı artı 15 ile artı 20 derece arasında seyreder. Çin'in doğusundaki kışlar oldukça soğuk geçer. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşer. Ancak yine de Tian Shan bölgesi ülkenin batısı gibi soğuk değildir. Çin'in en soğuk bölümü olan Turpan Havzası'nda kışın hava sıcaklığı eksi 10 ile eksi 50 arasında değişmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti yemek alışkanlıkları. Çin Halk Cumhuriyeti çok çeşitli ve lezzetli yemekleriyle ünlenmiştir. Çin mutfağı dünya çapında çok büyük bir şöhrete sahiptir ve ülkenin neredeyse 5000 yıllık tarihinin kültürünü de temsil eder. Ülke mutfağının çeşitliliği Çin mutfağını dünyanın en iyi 3 mutfağı arasına sokmuştur. Çin'deki temel gıda genellikle pirinç ve buğdaydır. Darı, mısır, kara buğday, patates, tatlı patates ve birçok baklagillerde yaygındır. Pilavın yanı sıra buharda pişmiş ekmek, erişte, kızartılmış bükülmüş hamur çubukları, buharda pişirilmiş ekmekler, çeşitli yulaf ezmeleri, kekler ve özel yöresel lezzetleri olan atıştırmalıklar Çin'de yemek masalarının en önemli zenginlikleridir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin festivalleri. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yıl boyunca geleneksel anlamda pek çok festival ve kutlama yapılmaktadır. Bunlardan en önemlisi Bahar Festivali diğer adıyla Çin Yeni Yılı kutlamalarıdır. Tıpkı Batı ülkelerindeki Noel gibi uzakta bile olsalar tüm aile bir araya gelir. Bu dönemde havaalanları, tren ve otobüs garları çok kalabalık olur. Miladi takvimden bir ay geç olan ay takviminin ilk gününde kutlanmaya başlanır. Bahar Festivali boyunca aslan dansı, ejderha dansı, ay festivali gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. Çin Halk Cumhuriyeti kültürü. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir halkı var Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Özellikle karşılıklı saygı ve sevgiye çok önem verirler. Çok kültürlü bir geçmişe ve yüzlerce etnik grubun yaşadığı bir ülkeye sahip olduklarından yabancılara çok saygılıdırlar. Misafirleri, turistleri her zaman güler yüzle karşılarlar. Ancak onların da bazı kuralları vardır. Örneğin, elle birini göstermek saygısızlık olarak nitelendirilir. Sıcakkanlılıklarını ve sevgilerini karşıdakilerine abla, abi gibi akraba sözcükleri gibi kelimeler kullanarak gösterebilirler. Sosyal yaşam anlamında ise akraba ya da arkadaşlarıyla restoranda buluşmayı tercih ederler. Çinlilerin duymak istemediğiniz yediği yemekler. Yüksek alkollü likör yörü olan Baijiu, beyaz şarap anlamına gelmesine rağmen şarapla ilgisi yoktur. Bazı türlerine ölü yılan, tavuk ayağı veya kertenkele ekleniyor. Sürüngen kuyruğu yiyorlar. Sürüngen hayvanların kuyruklarını severek tüketiyorlar. Kızarmış örümcek. Görmeye bile tahammül edemeyeceğimiz bu tehlikeli olan örümcekleri Çin mutfağında kızartarak yiyorlar. Deniz atı. Çin mutfağında deniz atı atıştırmalık olarak tüketiliyor. Zehirli böcekler arasında Çin mutfağında severek tüketilen bir diğer şey ise akrep. Fare yavrusu ve lağım faresi. Çinliler fare etini çok beğendiklerini söylüyorlar. Ayrıca az pişmiş kurbağa. Kurbağa etini lezzetli bulan Çinliler severek tükettiğini söylüyorlar. Yılanlar. Sürüngenlerin hepsini tüketmeyi seven Çinliler yılanları da oldukça severek tüketiyorlar. Aynı zamanda köpek etini de yiyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yasak olan uygulamalar. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Blogspot, Pinterest, Dailymotion gibi siteler yasaktır arkadaşlar. Gelelim Çin Halk Cumhuriyeti'nin en önemli yapıtına. 6270 kilometre olduğu düşünülen Çin Seddi aslında 8850 kilometredir.
6270 kilometre sadece duvarın uzunluğudur. Buna doğal bariyerleri, suları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8850 kilometre olur. Çin Seddi'nin tamamlanması 2000 yıldan uzun sürmüştür. Çünkü duvarın ilk kısımları M.Ö. 8. yüzyılda yapılmıştır. Yıllar içerisinde duvarın bariyer, kemer, kale ve buna benzer birçok ismi olmuştur. Mor Hudut veya Dünya'nın Ejderhası gibi isimlerle anılmıştır. Çin Seddi, Great Wall of China ismini 19. yüzyılın sonlarında almıştır. Çin Seddi'nin temelleri ilk olarak M.Ö. 7. yüzyılda atılmıştır. Wu Krallığı'nın Henan eyaletinde inşasına başlanmıştır. Ancak uzunluğu ilk yapılışında günümüzdeki gibi değildir. Daha sonraki yıllar ve dönemler içerisinde kaynaklarda aktarılan bilgilere göre Hun, Moğol ve Tungus saldırıları artmaya başlayınca bundan rahatsız olan Çinliler ve dönemin imparatoru Qin Hang M.Ö. 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları aşılamaz düşüncesi ile inşa ettiremeye başlamış. Asıl neden olarak ise kuzeyden gelen Türk akınlarının önlemek olduğu rivayet edilir. Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.